Selamünaleyküm muhterem. Aleykümselam, hoş geldiniz. Sayın izleyicilerim, bugün Ayancık ilçesine bağlı Uzunçam Koyun'dayız. Uzunçam Koyun'da bebek bulunmuştur. Sayın muhtarımız İlyas Kurt'la beraberiz. Sayın muhtarım, nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Allah'a şükür, siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür muhtarım. Hoş geldiniz tekrar. Biz de bu haber 57 olarak buradayız şu anda. Muhtarımızı evine kadar geldik. Muhtarımıza sağ olsun, bize kapılarını açtı. Muhtarım, bu olay nasıl oldu? Bize bir herhangi bir bilgi verebilir misiniz? Biz de buraya geldik. Koyunuzu gördük. Tabii ki beyaz da bir uzak bir koy. Evet. Bu bebeği kim buldu? Bu bebeği Ekim'in 18'inde Duraklı Mahallesi'nde Celal'da bir arkadaşımız, köylümüz, vatandaşımız kestane toplarken çayda önüne çıkıyor bir çuval olarak. Orada buldu. Jandarmaya, kol kuvvetlerine haber verdi. Onlar geldi. Halen araştırmakta. Herhangi bir ip ucuna rastlanılmadı şu anda. Halen araştırıyoruz. Peki sayın muhtarım, bu bulunan yer çayın kenarında ormanlık mı? Yoksa koya veya bir uzak mı? Bu mahallenin köye, ismi de var mı? Peki, Duraklı Mahallesi. Duraklı Mahallesi. En yakın mahalle orası. Oraya da 1 kilometre. Biraz ormanın içinde bir yer. Yani gidilmesi kolay bir yer değil. Ha, uzak bir yer. Araç falan gidemiyor herhalde. Yok, araç gidemiyor. Yaya hanca gidiliyor oraya. Orada çayın kenarında eski değirmenimiz var orada bizim. Oranın giden su değirmeni diye. Orada bulundu. Anladım. Peki muhtarım, bulunan şeyde bize bir çanta diye bir de bilgi geldi. Çantanın içinde dahil diye. Bu herhangi bir gerçekten bir çanta mı? Bebek çantası mı, yoksa normal hanımların omzuna astığı çanta mı? Onu bir gördünüz mü siz? Yani gelen bilgiler, ama tabii ki siz koyun muhtarı olduğunuz için bazı şeyleri tabii ki duymuşsunuzdur. Evet. Bu çuvalın içine çantayla konulmuş. Bu 40-50 yaşlı ablalarımızın taktığı eski çantası. Eski çantanın içine koymuşlar. Tabii onun içine sararak koymuşlar. O çanta şu an elimizde. İçindeki malzemeler de elimizde, ama herhangi bir bilgi paylaştık bunu. İnternetinde paylaştık ama bulamadık. Ha, şu anda tabii ki Ayancık Jandarması, Sinop İl Jandarması tabii ki bunları da tabii araştırıyor şu anda. Evet, araştırıyor. Araştırıyor. Peki muhtarım, bir şey daha soracağım. Bu bebek yeni doğmuş bir bebek mi, yoksa kaç günlük? Yani ölüsü belli, yani mesela kaç günlük olduğu belli olmuştur hemen hemen. Evet, bu yaklaşık 8 aylık bir bebekmiş. Erken doğum da olabilir, doğarken ölmüş de olabilir. O esnada biz 15-20 günlük, doğduktan 20 gün sonra halini bulduk bunu. O şekilde, yani bebek tanınmayacak hale gelmiş artık. Çürümeye dönmüş. O zaman demek ki bir beyaz üzerinden bir zaman geçmiş. Evet, 20 günlük bir zaman geçmiş. Sayın muhtarım, ben size tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bu olay bir an önce çözülür. Tabii ki biz de devlet güçlerimizden bir an önce bu işi bulunmasını istiyoruz. Bir an önce tabii bu da sonuçlanırsa bizim için daha iyi olur diyoruz. Evet. Biz de tekrar muhtarım, geçmiş olsun diyoruz günden giderek. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz sayın muhtarım. Sizin gibi bir muhtarla tanışmaktan da gurur duyuyoruz tabii ki. Biz gurur duyuyoruz sizden, buraya kadar geldiğiniz için. Oldu muhtarım.